Evet, ailelerin HDP il binası önünde, Diyarbakır il binası önündeki bekleyişi sürüyor dedik. Şimdi o bekleyişle ilgili son gelişmeleri, son ayrıntıları Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir'den alıyoruz. Kendisine sözü bırakıyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Erkan Kol. Şu anda HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeyiz. Buradaki dün sabah itibariyle başlayan HDP il binası önündeki oturma eylemi şu saati itibariyle devam ediyor. 3 aile olarak devam ediyor. Bir aileyle başlamıştı dün sabah saatlerinde. Ve bugün saat 10'da HDP il başkanı bir açıklama yaptı ve bu oturma eylemini kayyumların bir devamı olarak değerlendirdi ve HDP'ye AKP'nin yaptığı bir operasyon olarak ifade etti. Arkasından saat 12'de Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı Öncü Kadın'dan oluşan bir heyetle buradaki anaları ziyaret etti, destek ziyaretinde bulundu ve o esnada da HDP il binasından çıkanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatan Partisi buradan gitsin şeklinde tepkiler konuldu ve biraz ortalık gerginleşti. Arkasından Meltem Ayvalı ailelerle sohbet etti ve sohbetten sonra da durum nedir? Meltem Ayvalı'nın görüşlerini buradan aktarmaya çalışacağız sizlere. Merhabalar Meltem Ayvalı. Nasıl oldu? İlk geldiniz, bir tepkiyle karşılaştınız. Daha sonra ailelerle sohbete başladınız. O süreci bir anlatırsanız. Biz Vatan Partisi kadın kolları olan Öncü Kadın olarak ben ve 4 arkadaşım bugün buradayız. Bir temsil heyetiyle geldik. Oturma eylemi yapan annelerimize destek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeyiz şu an. Tabii biz bir temsil heyetiyle geldik ama bütün kadınların yüreği burada, bu annelerle çarpıyor ve sadece Vatan Partisi'nin görevi değil bu. Bütün siyasi partilerin kadın kollarına, bütün kadın derneklerine çağrı yapıyorum buradan bir kez daha. Gelin bu annelere destek verin. Çünkü onların sesi bizim sesimiz. Onlar artık Türkiye'nin anneleri oldular. Çok cesur, çok güçlü, çok kararlı bir duruş sergiliyorlar. O cesur duruşu pekiştirmek görevi bizlere düşüyor. Onların evlatlarını da Türkiye'yi de el ele kurtaracağız. Bir olduğumuzu, birlikte olduğumuzu bugün söyledik. Aileler tarafından tepkiyle karşılanmadık. Tam tersine gittik, iki aileyle kucaklaştık. Hatta ben bir ablamızla konuşuyordum. Kardeşi daha kaçırılmış. Kardeşimi ne olur kurtarın dedi. Kurtaracağımızı, Türkiye'yi de kurtaracağımızı söyledik. Tepki gösterenler aile değil, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı içerisinden çıkan parti yöneticileri. Bunun altını çizmek lazım. Planlı olduğu anlaşılıyor. Bir provokasyon girişimi olduğu anlaşılıyor. Onlara en iyi cevabı yine anneler verdi. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Vatan Partisi'ni buradan gönderemezsiniz. Bizim çocuklarımızı geri verin. Bize destek için buraya geldiler dediler. Ve basın açıklaması sırasında da yanımızdaki bir anne ki çocuğu küçük yaşlarda daha kaçırılmış PKK tarafından, bizim yanımızdaki bir anne asıl provokasyonu yapan HDP'liler diye ifade etti. Binadan çıkarak böyle bir girişimde bulundular. Fakat biz bu eylemin büyüyerek devam etmesini, sonuca ulaşmasını istiyoruz. O yüzden bu provokasyona geçit vermedik ve burada hem annelerle kucaklaştık, kucaklaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız şu an onların yanındalar. Kere çocukları çok küçük yaşlarda kaçırılmış. Birinin çocuğu 10 yaşında daha. Şimdi 10 yaşında bir çocuğun kendi iradesiyle dağa gitme ihtimali var mı? Yok. Diğerinin çocuğu 16 yaşında. 16 yaşında bir çocuğun kendi iradesiyle dağa gitme ihtimali yok. Bakın kandırıldılar. Kandırılarak ve kaçırılarak dağa götürüldüler. Ses kayıtları var. Anne ses kayıtlarını bize dinletti. Yalvardım dedi onlara çocuğumu bırakmaları için. Fakat bırakmadılar. Bana sadece kod adını söylediler ve bir daha görüştürmediler. Çocuğumun onların elinde olduğunu biliyorum dedi. Diğer bir aile HDP dolayısıyla üzerinden dağa götürüldüğünü biliyorum dedi ve hikayesini anlattı. Onlar aslında suçluyu çok iyi biliyorlar. Ve suçlu burada, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın içerisinde, bu binada suçlu. Suçlarını gizlemek için bir telaş içerisindeler. İşte bugün sabah apar topar açıklama yaptılar. Ve annelerin AK Parti'nin girişimleriyle buraya getirildiğini söylediler. Şunu demiyorlar ama. Hayır bizim ilgimiz yok. Biz çocukların daha kaçırılmasına aracı olmadık demiyorlar.
Bu annelerin acısı o kadar gerçek ki, bu annelerin feryadı o kadar gerçek ki, bakın biz bugün onların o acısını hissederek buraya geldik. Yani vicdanımızın sesini dinleyerek, bilincimizi dinleyerek buraya geldik. Ve burada olmak herkesin görevi diye düşünüyoruz. Bir abimiz de diyor ki, biz Çanakkale'de 9 şehit vermiş bir aileyiz. Birlikteyiz zaten, biriz. Biz çocuklarımızı Kandil'e göndermeyiz. Niye gönderelim? Niye gönderelim çocuklarımızı Kandil'e diyorlar. Diğer annemiz, hangi anne çocuğunu ölüme göndermek ister diyor. Hangi anne çocuğunu ölüme göndermek ister? Bu acıları gelsin Türkiye'nin dört bir tarafından kadınlar dinlesinler, duysunlar ve el ele verip mücadele edelim. Geleceğimizi kurtaralım, Türkiye'yi kurtaralım. Bakın HDP'nin kapatılması artık zorunlu hale gelmiştir. Bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünden öncü kadın olarak bunu söylüyoruz. PKK'ya eleman devşiren bir yapı halindedir. Delil mi arıyorlar? Gelsinler anneleri dinlesinler. Delil arayanlar gelsin burada anneleri dinlesinler. Hepsi gerçek. Hepsi gerçek. Hiçbirine itiraz edilmiyor zaten. Hiçbiri yalanlanmıyor. Hepsi gerçek. HDP'nin kapatılması o yüzden zorunlu hale geldi. Biz Vatan Partisi olarak 3 kere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapatma girişiminde bulunduk. Dilekçe verdik. Artık bunların ciddiyetle incelenmesi ve gereğinin yapılması gerekir. Her şeyi geçtik. Bir sürü delil sunduk orada ama her şeyi geçtik. En büyük delil bu annelerin feryadı, anlattıkları. Bakın bir anne Kürtçe ağıt yakıyordu. Onunla el ele tutuştuk, konuştuk. Gelsinler o anneyi dinlesinler. Ben sadece bunu söyleyebiliyorum ve artık bu suç örgütü derhal kapatılmalı. Annelerin sesine kulak vermek isteyenler, annelerin acısını dindirmek isteyenler, annelerin mücadelesine omuz vermek isteyenler bu talebi dillendirmek zorundalar. Çünkü onlar gerçeği görüyorlar. Bizi kandırmaya çalışıyorlar diyorlar. Yalan söylüyorlar diyorlar. Ama biz kanmıyoruz, biliyoruz çocukların orada olduğunu. Zaten dediğim gibi kayıtları, her şeyi ellerinde. Ve bakın 10 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. 16 yaşında çocuk bunlar. 18 yaşın altında çocuk. Hani o insan hakları örgütleri, çocuk hakları, kadın hakları örgütleri çıkıyorlar. Çocuk istismarıyla ilgili eylemler yapıyorlar. Tabii onlar son derece haklı eylemler. Ama bakın çocuk istismarı arıyorsanız buyurun buraya gelin. 10 yaşındaki çocuğun eline silah verilmiş. Bundan daha büyük suç olamaz. Ya da kadına şiddeti arıyorsanız buraya gelin. Biraz önce siz şahit oldunuz. Biraz önce o annelerin nasıl hırpalandığına, bundan birkaç gün önce de aynı şekilde hırpalandıklarına şahit oldunuz. HDP'liler tarafından şiddete maruz bırakıldı o anneler. İşte biz o yüzden buradayız, onların yanındayız. Onların destekçisiyiz, biriz, beraberiz. Hacire annenin o direnişi bir örnek oldu, umut oldu, ışık oldu. Bu annelerimiz de devam ediyor. Bu mücadeleyi başarıya ulaşana kadar bizler de onların yanındayız. Bizler ne istiyorlarsa, gelin burada oturun diyorlarsa oturmaya, ne talep ediyorlarsa hazırız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Erkan Kol, Diyarbakır, HDP il binası önünden en son durumu Meltem Ayvalı ile değerlendirdik. Meltem Ayvalı ile annelerin buluşması az önce yine devam ediyordu burada. Sıkıntılarını anlatıyorlardı. Sabahtan beri görüştüğümüz anneler yine kendi yaşam şartlarını anlatıyorlardı. Karnımızı zor doyuruyoruz biz ve HDP'lilerin kendi çocuklarını başka şekillerde yaşattıkları, özel okullarda okuttukları şeklinde eleştirileri vardı. Evet. Bu anlamıyla da farklı bir durum söz konusu ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünün terörle mücadelenin bir merkezi haline geldiğini de bu anlamıyla ifade edebiliriz. Hacire Akar'la başlayan süreç Şahap ve Fevziye Çetin Kayalar'la devam ediyor ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki son durumun bu şekilde olduğunu ifade edelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ekrem Demir, Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, HDP il binası, Diyarbakır il binası önünde Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ile konuştu. Tabii annelerin oradaki eylemleri devam ediyor. Eylemler başladığı andan itibaren Vatan Partisi Öncü Kadın o bölgeye gitti. Orada annelere destek olmaya devam ediyor. Az önce Meltem Ayvalı da söyledi. Yine orada annelere destek olmaya devam ederken Öncü Kadın orada partinin HDP il binasından bazı yetkililerin bir saldırısı, bir
sataşması da oldu. Bunu da belirtelim. Evet, Hacıri Akar'la başlayan süreçte aileler orada eylemlerine devam ediyor. Dün 4 aile daha eklendi, çocuklarını PKK'dan kurtarmak isteyen aileler. O ailelerden biri, o annelerden biri Ayşegül Biçer tam 11 aydır evladını bekliyor. Yine HDP tarafından dağa çıkarılan çocuklardan biri o da. Ve HDP'nin bu eylemler noktasında eylemlerin provokasyon olduğunu iddia etmişti HDP. Hepimiz biliyoruz, annenin o HDP'ye de bir cevabı var. HDP yalan söylüyor dedi o anne. Ölü ya da diri oğlumu istiyorum diyor. Ne zaman görüştünüz? HDP'nin onu götürdüğünü nereden biliyorsunuz? Gittiğini ikinci günü görüştüm. PKK şahısları, köpekler, itler, leşler diyeyim. Teröristler. Arayıp onlarla olduğunu söyledi. Benden destek beklediklerini söyledi. Ben öyle itte köpeğe desteğim olamaz. Ölüsüyle dirisiyle oğlumu bana getirecekler. Getirmeyeceklerse benim mücadelem devam edecek. Rabbim bana bir can vermiş, vermeye hazırım. İnancın Allah'tan olsun, eğer ki gelmese bir hafta içinde ben burayı da ateşe veririm. Bu saatten sonra geri dönüşü yok. Ben kesinlikle, diyorlar ki basın açıklamasında diyorlar ki AKP'nin bizi yönlendirdiğini söylüyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Halk Parti bizi yönlendirmemiş. Bizim içimizdeki 10 aylık ateşin patlamasıdır bu. Biz buradan kalkmayacağız. Ne gerekiyorsa mücadele edeceğiz. Tehditlerine de boyun eğmeyeceğim. Oğlumu istiyorum. İlla oğlumu istiyorum. Kim beni yönlendirecek ki buraya? Kim bana oturmamı söyleyecek ki? İçimdeki yanan ateş. Oturan anneyi gördüm. Ben de o anneye destek vermeye geldim. Çünkü ikimizin acısı aynı. İkimizin de evlat acısı var yüreğimizde. Sakın ama sakın beni birinin yönlendirdiğini söylemesinler. Benim aklım yeterince var. Kendim bu olayın içinden aklanacağım kadar aklım var. Sakın çıkıp da bir daha basın açıklaması yapmasınlar. Bana karşı yalan attığımı söylüyorlar. Yalanı onlar atıyor. Benim elimde delillerim var. Benim oğlum dağa gitti. 10 ay bitecek, 11. ay. Ölüsüyle dirisiyle o evladı illa istiyorum, illa istiyorum. Buradan kalkmayacağım. Peki HDP'nin götürdüğünü ve dağda olduğunu... Evet, Ayşegül Biçer oğlunu istiyor. Az önce de söylediğim gibi Hacıri Akar'ın o eylemi, eyleminin ardından oğluna kavuşması bir uyanışa sebep oldu tüm annelerde, tüm ailelerde. Dün 4 aile daha eklendi. O ailelerden biriydi Ayşegül Biçer. Az önce getirdik konuşmasını ekranlarınıza. O aileler çocuklarını alana kadar oradan, HDP il binası önünden ayrılmamakta kararlı. Çocukları kaçırılan aileler korkmasın, cesaretli bir şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesinler. Şükri HDP. Hacıri anne binlerce anneye cesaret verdi. HDP'nin Diyarbakır il binası önünden anaların isyan sesleri yükseldi. Diyarbakır'dan geç bırak! Geç cezaevinde, toprağın altında! Başarır sizin Kürdistan davanıza da! Hacıri ana gibi Fevziye Çetinkaya'nın da 17 yaşındaki evladı kayboldu. Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aile HDP binası önüne gitti. Köydeki evimin kapısını kapattım. Eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Allah'tan korkmuyorsun ya. Kesmeyi. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin bu çığlığı gündeme damgasını vurdu. Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturur musun? Senin oğlun dağa gitsin. Bizim canımız gitmiş. Yüreği acılı anne, eşi ve çocuklarıyla Bağlar ilçesindeki HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Onlardan hiçbir şey istemiyorum. Çocuğumu bana getirsinler. Onlara çocuğumu verin, başka hiçbir şey istemiyorum dedim. Bize çocuğunuz burada değil diyorlar. Çocuğum buraya gelmemişse başka nereye gitmiştir? Benim çocuğumu burada saklamışlar ya da götürmüşler. Ne yapmışlarsa bunlar yapmıştır. 3 gün yatmıştır. Hakkım vardır. Benim hakkım vardır. Bir sene bebekle konuşayım. Bir gün sonra size görüşürüz. Lütfen çekmeyin beyler.
Bir süre sonra HDP'li yöneticiler Çetinkaya ailesini kaldırmaya kalkınca arbede çıktı. O dakikalarda kameralara yansıyan bu sözler HDP gerçeğini gözler önüne serdi. Yar başında geç bırak abi geç. Ya cezaevinde toprağın altında. Başlarım sizin Kürdistan davanıza da. Fakir fukaranın çocuğu daha der koltuklarda. Alıştınız insanları daha göndermeye. Vermiyoruz size verecek çocuğumuz yok. Gönderin. Çetinkaya ailesinin kararlı duruşu başka ailelere de cesaret verdi. Neredeyse yaklaşık 10 ayı bitirdik, 11. aydayız. Ne ses var ne seda. Kendi evimizde oturamaz hale geldik. Yediğimiz yemekten hiçbir şey anlamaz olduk. HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 4'e çıktı. Bizi aradığında YPG ile beraber olduğu söylendi. YPG yetkilileri bizimle konuştu. Kesinlikle ben onlara oğlumu bırakmayacağım, mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim.